Koronavirüsün mutasyona uğraması işimizi zorlaştırdı. Tahminlere bakılacak olursa tünelin ucunda görünen ışık uzaklaşıyor. Virüsle savaş 10 yıl sürebilir. Koronavirüsün orijinali tüm dünyayı sardı, teşhisli vaka sayısı 108 milyona yaklaştı. 2 milyon 300 binden fazla kişi salgında hayatını kaybetti. Mücadele sürüyor ve şimdi yeni bir tehlike daha var. Mutant virüslerin hakimiyeti başlayabilir. İngiltere Genetik İzleme Programı Başkanı Profesör Sharon Peacock, koronavirüsün İngiltere'de değişim geçiren türünün büyük ihtimalle tüm dünyaya yayılacağını söyledi. Bu mutant virüs 50'yi aşkın ülkede tespit edildi. Daha hızlı bulaştığı için vakalar çoğalıyor. Yeni virüs türünün Amerika Birleşik Devletleri'nde Mart'ta baskın hale gelebileceği belirtiliyor. İngiliz profesör daha kötümser bir tahminde de bulundu. Virüsle mücadele en az 10 yıl sürecek dedi. Toplum bağışıklığı için tahminler de iç açıcı değil. Daha önce Bloomberg Ajansı da aşılamanın bu hızla devam etmesi halinde toplum bağışıklığının dünya genelinde ancak 7 yıl sonra sağlanabileceğini hesaplamıştı. Şu ana kadar sadece 75 ülkede toplamda 152 milyon doz aşı vuruldu. Hiçbir ülke nüfusunun tamamını aşılayamadı. Hatta tedarik krizi yüzünden yolun yarısına bile ulaşamadı. Oysa toplum bağışıklığı için nüfusun ortalama %75'inin aşılanması gerekiyor.